Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki vatandaşlara ilçe ve Büyükşehir Belediyesi'ndeki başkan adaylarından kimi desteklediklerini sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Kuşadası Belediye Başkan adaylarından seçimde kimin şansını daha yüksek görüyorsunuz? Behçet Alp. Kuşadası'nın kesinlikle bir yapılaşma sorunu var. Yapılaştırmayla beraber altyapı sorunu, su sorunu geliyor. Düzenli bir şekilde yapılaşmayı betonlaşmayı engellemesi lazım. Yani Kuşadası turizm kenti olmaktan çıktı artık. Zaten şehir içinde tarihi eser olarak zayıf konumdayız. Şurada belirli bir sayıda tarihi eserlerimiz var. Gelen misafirlerimiz ne için gelecek buraya? Doğayı katletmişin, tarih yok, kültürel etkinlik yok. Neyle ayakta durabileceğiz? Kuşadası halkının zaten %60'ı dolaylı olarak turizmden yararlanıyor. Emekli kesim de var tabii ki de. Ama yani bu gidiş bir master planı yapılması lazım. Şimdiki mevcut belediye başkanı Barcelona yapacağını düşünüyor. Barcelona'nın nüfusu 2,5 milyon. Acaba Kuşadası'nın nüfusu da mı 2,5 milyon olacak? Yani bunları görerek, bilerek gitmek lazım oralara. Hiç acaba gitmiş mi Barcelona'ya? Görmüş mü? Hiç acaba liman şehirlerini gezmiş mi? Ben gezmiş bir olarak söylüyorum. Aramızda dağlar kadar fark var. Tabii ki bizim limanımız daha avantajlı ama yani şu anda kesinlikle hizmet çok kötü. Yapması gereken şeyleri yaptığı için tabii teşekkür ediyoruz da. Kuşadası Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Sizce kimin şansı daha yüksek şu an? Bizim adayımız belli, Mustafa Gökçe. Hani oylarımız ona vereceğiz. Hani kalbimiz ondan yana. Aslında bu seçimde sizce kim kazanır? Kimin şansı daha yüksek? İyi Parti'nin. Behçet Alp. Behçet Alp. Peki siz Behçet Bey'den içildiğinde Kuşadası'nın için ne yapmasını istersiniz? Ya daha iyi, temizlik çok, yani temizlik bazı yerlerde sıfır. Ondan sonra altyapılar şey, tek yön var, yol var, onu konuşuyorlar. Yani öyle. Kuşadası'na yerleşti bir yıl oldu ama belediyenin çalışmalarını gördük, beğeniyoruz. Yani Ömer Gül'ü destekliyoruz yine. Nasıl görüyorsunuz Kuşadası'nda? Alp. Behçet bence. Alp. Aslında seçimde sizce kim daha şanslı? Bu seçimi kim alır? Ömer Bey alır tabii. Mecburen CHP'ye vereceğiz. İstekle değil. Neden kerhen vereceğiz. Çünkü beğenmiyorum çalışmalarını. Ama öteki partilere de veremiyorum. Onun için CHP'ye vereceğim. Ömer Güler şaşırıyor da ben de partinin üyesiyim. Siz peki Ömer Güler'i destekliyor musunuz? Desteklemiyorum. Sizin oyunuz kime? Benim oyum hiçbirisine vermeyeceğim. Ne Özlem Çerçioğlu, bak söylüyorum. Buradan aynen söyleyeyim. Ne onlara? Çünkü halkın insanı lazım bize. Halka inen adam lazım. Yani halka inen, daha doğrusu insan lazım. Halk insan değil mi? Ben ilk seçimde hatta iki defa Ömer Güler'i için gezen, tozan, onun içine mücadele eden birisi. Ama Ömer Güler gittim mekanına, beni tanımadı. Bana kibirli insan değil. Anladın mı? Bana yani halkla bir ilişkisi olan. Biz Tayyip Erdoğan'ı niye eleştiriyoruz? Kibirli olduğu için. O merdivenlerden inerken sen dünyayı ben yarattım diyor. Biz zaten ona karşıyız. Bölücülüğe şeye karşıyız. Bölücülüğe karşıyız. Sen bunu yapmakla bölücülük yapıyorsun be kardeşim. Kim daha şanslı görüyorsunuz? Sizce burada kim kazanır? Ömer. Ya size şöyle bir şey söyleyeyim ben. 2016 yılında ben üniversite mezunu oldum. Üniversite mezunu olup doğup büyüdüğüm Kuşadası kentine gelmiş bulundum. İletişim Fakültesi mezunuyum. İki ay kadar Kuşadası Belediyesi'nde staj yaptım. Daha sonrasında stajda başarılı olduğumu düşünüyorum. Yani Ömer Güner'i, gerçekten Ömer Güner yapan basın ekibiydi. Çok iyi, yani bir şekilde basın ekibi bunu yürüttü. Daha sonrasında bana bazı sözler ve vaatler verildi. Bu vaadi verenler arasında Kuşadası Belediye Başkanı Oğuzhan Turan vardı. Sefa Bey vardı. Bunlar başkan yardımcılar oluyor efendim. Daha sonrasında bu başkan yardımcıların ofisine gidip dedim ki bana böyle böyle bir talepte bulunmuştunuz. Bu talebin yerine getirilmesini rica ediyorum sizden dedim. Bana dedik yapabilecek hiçbir şey yok dedi. Ben ona biraz sert konuştum. Kafasını yiyip hiçbir şey yapamam dedi. O yüzden ben kesinlikle yani CHP'ye vermeyeceğim oyumu. Yani şu etrafa baktığım zaman görüyorum ki hiçbir şekilde bu Kuşadası halkına ve buradaki gelecek turistlere ve turizmle geçinen insanlara yapılacak bir yardım olduğunu göremiyorum ben. Turizmle geçinen bir kent, buna kesinlikle bir önlem alınmıyor. Hiç başkandan ben böyle bir şey duymadım. Hani biz turizmcilere şu şekilde bir yardım edeceğiz, turizmlere şu şekilde bir destek sağlayacağız.
işte şöyle bir düzenleme getireceğiz diye bir şey görmedim. Hepsinin vaadi inşaat yapacağız. Yeşil alanlara katledeceğiz. Bina dikeceğiz. Yani bana gerçekten çok komik geliyor. Yani ne gerçekten şu anda kazanır? Yani İyi Parti şu an kazanacak gibi görünüyor ama onun da meclis üyesi adaylarının çok iyi olduğunu düşünmüyorum ben. Geçen seçimlerde Kuşadası'nda kimi başkan olarak görmek istersiniz? Valla aslında ben eskiden kişi bazında bakıyorduk. Fakat şu son zamanlardan sonra biz açık söylemek gerekirse sade ve sadece CHP diyorum ben. O yüzden CHP'den olan herkes şu an için benim başımın tacı diyorum. Ama ben Ömer Bey'i de ayrıca beğeniyorum. Hani Ömer Güner'in devam etmesinden taraftar. Valla ben aslında hep bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdim ama tabii Ömer Güner burada kuvvetli. Ama ikametim burada olmuş olsaydı CHP'ye vermeyecektim. Neden? Küskünüm çünkü. Neden küskünüm? Beş başlı bir parti olamaz. Valla seçim olarak ben partiliyim ben. Kürdüm. DEM Parti'mi, oyumu satmam ama DEM Parti kime veriyorsa oraya vereceğiz biz. Bu seçimlerde kimi desteklemeyi düşünüyorsunuz? Hiçbirini desteklemeyi düşünmüyorum. Neden? Hiçbirini desteklemiyorum yani gerçekten de bakıyoruz etrafımıza, ekonomi zaten berbat. Baştan sona hiçbirini desteklemiyorum. A'dan Z'ye hiçbirini desteklemiyorum. Hepsi aynı kendi gözümde. Tamamdır. Her şey berbat durumda yani. Ekonomi zaten. Gençlere bakıyorsun, gençler ayrı bir dert. Ekonomi zaten ayrı bir dert. Faturalar almış başını gidiyor milletin. Millet bulamıyor. Yaşlılar marketlere de bakabilirsiniz bu arada. Yani geliyorlar iki parça bir şey alıyorlar, sinirleniyorlar. Öncelikle şuranın bir bitmesi. Yani yaz vakti burası kaldırıldı. Yani tam turistlerin geleceği zaman olmaması gereken zamanda burası mesela faaliyete girmeye başlandı. Yani inşaat kışın başlanması gerekirken yazın burası kapatıldı. Kimlerde kimi desteklemeyi düşünüyorsunuz? Sizce kimin şansı daha yüksek? Behçet Hanım. Kimlerde kimi desteklemeyi düşünüyorsunuz? Hiç kimseyi. Neden hiç kimse? Hiç kimseye güvenim yok o yüzden. Sizce kimin şansı daha yüksek? Burada diyor Ömer Göçer'i, Ömer Bey. Hayır, şu durumda Ömer Güner'i destekliyorum. Biz CHP'liyiz. Onun için CHP'li adayları destekliyoruz. Seçimlerde kimi şansı görüyorsunuz? Vallahi şu anda görünüşe göre Behçet Hanım daha şanslı gidiyor mu? Bilmiyorum şu anda o iktidarda o ya. Ömer Güner olabilir yani bilmiyorum da Behçet Erp de arkasından geliyor. İnşallah Behçet Erp olabilir.